Durdurmak mümkün değil zamanı. Her şey devri daim üstüne kurulmuş. Bir ağaç düşürürken yapraklarını, başka bir yerde bahar bahçe oluyor mevsim. Bir şehre karanlık çökerken oyunlar oynuyor çocuklar ve güneşe karşı gözlerini kısıyor başka şehirde başka çocuklar. Alem bir dönüşü tamamlarken her iklim birbirine benziyor yaşattıklarıyla. Kelamın özüyle insan kendi ekseninde dönüyor durmadan. Evlerin arasında sesler bir azalıyor, bir artıyor. Çocukların, kadınların ve erkeklerin sesleri anılarla ayakta kalıyor. Hani basmaya kıyamadığımız taş bile öylece bekliyor sahibini. İnsan yaşadığı yerde en çok neyi bekliyor? İnsanın rolü belli kubbe-i kübra içinde. Korumak, sahip çıkmak, sevmek ve incitmemek. Lakin zaman mütemadiyen akıyor. Eskiyor evler, yollar, taş ve harçtan ibaret yapılar. İnsan eskiyor heyhat, çizgisinde hakikati görerek. Ne kalıyor geriye zamandan ve insandan yadigar? Cevabı gönülde ışıldıyor sualin. Kardeşlik, cömertlik, hayır üzerine birikmiş anılar kalıyor sadece heybemizde. Zamanı durdurmak mümkün değil ama anlamlı kılmak insanın elinde. Safranbolu, insanın değer vermesiyle tarihini ve doğal dokusunu korumuş. Karabük ilinin Şirin ilçesi, doğanın ve tarihin güzellikleriyle nakşedilmiş insanın hikayesine. Zamanın içinde yolcu olduğumuzu hissettirmesi bundan dolayı. Medeniyet tefekkürümüzün inceliklerini yansıtan evleriyle, İpek Yolu üzerinde yer alan han ve hamamlarıyla dünya miras şehri dediğimiz Safranbolu'muzdayız. Safranbolu, Cinci Han ve Cinci Hamam olarak adlandıran iki mimari yapısıyla dikkatleri çekmekte. Efendim, baktığınız zaman Sultan 1. İbrahim'in kaz askeri Hüseyin Efendi tarafından yapıldığı bilinen bu iki yapı, ziyaretçilerini hem mimari açıdan hem de tarihi açıdan mest etmektedir. Safranbolu kent merkezi M.Ö. 3000'li yıllarda İyon prensi Theodoria tarafından Theodopolis adıyla kurulmuştur. Bu bölge tarihi Paflagonya bölgesi içerisinde yer almaktadır. Bölge tarihi süreçte Hitit, Frigya, Lidya, İyon, Pers, Helen, Roma, Bizans, Danişmentler, Anadolu Selçuklu Devleti, Çobanoğulları Beyliği, Candaroğulları Beyliği ve son olarak Osmanlı Devleti'ne ev sahipliği yapmıştır. Nitekim gerek Gümüş Mahallesi ve Konarı Köyü'ndeki tümülüslerden, gerekse de Kuzyaka mevkiindeki kaya mezarlarından elde edilen bulgular, Safranbolu'nun kadim bir yerleşim tarihi olduğunu ortaya koymaktadır. Bizans döneminde Dadibra adıyla anılan Safranbolu, 1196 yılında Anadolu Selçuklu Devleti tarafından fethedilmiştir. Ve fetihten kısa bir süre sonra adı Zalifre olarak değiştirilmiştir. Zalifre, 1213 yılında Çobanoğulları Beyliği, 1356 yılında Candaroğulları Beyliği döneminde yaşantısını sürdürmeye devam etmiştir. Bizans döneminde Dadibra adıyla anılan Safranbolu, 1196 yılında Anadolu Selçuklu Devleti tarafından fethedilmiştir ve adı Zalifre olarak değiştirilmiştir. Zalifre ve çevresi 1213 yılında Çobanoğulları Beyliği, 1326 yılında Candaroğulları Beyliği ve 1354 yılında Osmanlı Devleti'nin egemenliğine girmiştir. Osmanlı Devleti öncesinde, yani Anadolu Selçuklu Devleti zamanında baktığımızda Safranbolu'nun tarım ve hayvancılıkla ön plana çıkan bir kasaba olduğunu görüyoruz. Ancak Safranbolu'nun kaderi Osmanlı Devleti ile değişmeye başlamıştır. Çünkü Osmanlı Devleti'nin fethinden sonra gerçekleşen olaylar
Safranbolu'nun üretim ve ticaret merkezine dönüşmesinde önemli rol oynamıştır. Bu bakımdan ele aldığımızda aslında konuyu üç şekilde gruplandırabiliriz. Bir toponomik açıdan, iki ekonomik açıdan, üçüncüsü de idari açıdan Safranbolu'nun değişimini görebiliriz. Toponomik açıdan baktığımızda Osmanlı Devleti'nin fethinden sonra Zalifre olan ismin Borlu olarak değiştirildiğini görüyoruz. Ve bu isim süreç içerisinde yine değişime uğramıştır. Örneğin 16. yüzyıla kadar Borlu olarak ifade edilen Safranbolu, 16. yüzyılda Safranbolu'ya yerleşen Taraklı aşireti sebebiyle Borlu adının Taraklı Borlu olarak değiştiğini, bu ismin 17. yüzyılda Zaferanı Benderli, 18. yüzyılda Zafiranbolu, 19. yüzyılda Zafranbolu olarak kayıtlara alındığını görüyoruz. Ve bu isim 1940'lı yıllara kadar Zafranbolu olarak devam etmiştir. Ve son adını safran çiçeğinin de etkisiyle Safranbolu olarak almıştır. Ekonomik açıdan baktığımızda 15. yüzyılda lonca teşkilatının açılması, teşkilatın hızlı bir şekilde burada çalışmalarına başlaması, 16. yüzyılda Yemeniciler Arastası'nın kurulması ve ardından 17. yüzyılda kervan ticaretinin geliştirilmesi amacıyla Cinci Hanı'nın inşa edilmesi, kısa sürede Safranbolu'nun dericilik ve demircilik üzerine el sanatları konusunda bir üretim ve ticaret merkezine dönüştüğünü görüyoruz. Aynı zamanda Safranbolu'nun o dönemde Gerede ve Sinop arasındaki kervan yolu üzerinde önemli bir konaklama tesisi olması Safranbolu'da ticaretin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Anadolu kültürlerin büyüdüğü bir beşik. Hititler, Frigler, Persler, Romalılar ve tarihin aslanları Selçuklular yaşamış Safranbolu'da. Medeniyetimizin imbiğinden süzülüp Çobanoğulları, Candaroğulları yurt edinmiş bu toprakları. Devlet-i Aliye'nin egemenliğiyle Osmanlı ruhunun bir yansıması ve bugün Kent Müzesi, hükümet konağı gibi yapıların olduğu tepeden bakınca, Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın oğlu Melik Mesud'un yüzlerce yıllık emaneti olarak her zaman genç ve her zaman hazır Cumhuriyetimizin güzide bir köşesi olmuş. Tarihi ve mimari özellikleriyle dikkat çeken Safranbolu'nun en önemli noktalarından biri de İncekaya Su Kemeri'dir. İncekaya Su Kemeri'nin altından akan Tokatlı Deresi'nin suyu Asmazlar Konağı'ndan şehre dağıtılır. Halk arasında bu suya Paşa Suyu adı verilir. Yine İncekaya Su Kemeri'ne Kristal Teras, Tokatlı Kanyonu eşlik etmektedir. Burası Safranbolu'muzun 800 yıllık tarihi geçmişine sahip 300'e yakın tabakhanemizden en son kalan tabakhanemizdi. Selçuklu, Osmanlı ve Kurtuluş Savaşı dahil ordularımıza buralarda deri üretimi yapılıyor. Askeriye hizmet ettiği için de Osmanlı buraları gizli tutuyor. Buranın gizliliğini ise bu beldeye adını verdiği safran bitkisiyle sağlıyor. Sanki bol miktarda safran burada üretiliyormuş. Çok kıymetli bir bitki olduğu için zenginliği de bu bitkiden geliyormuş algısı uyandırıyor. Ama işin iç yüzünde buradaki 300'e yakın tabakhanemizi bu şekilde gizlemeyi hedefliyorlar. Ne için gizleme ihtiyacı duyuyorlar? O dönemlerde demircilerin kullandığı körüklerden başlıyor. Körük olmadan ne kılıç yapabilirler, ne kazma, ne kürek, ne de başka bir şey yapabilirler. Askerlerimizin kullandığı yemenileri, harp kıyafetleri, şapkaları, su kırbaları, harp malzemelerini muhafaza ettikleri aletleri, edevatları, atlarının eyerleri ve dizginleri dahil her şey deriden olduğu için buralarda üretilen derilerin başka ülkelere satışlarına dahi yasak getiriliyor. Burada derilerin üretimi 6 ay ile 1 yıl arasında süren çok ağır ve meşakkatli bir işle gerçekleştirilir. Buraların aynı zamanda hem askeriye olduğu gibi tıbba hizmeti dokunur. Gelen derilerimizin çıkan atıkları evlerimizin imarında da kullanılır üstelik. Safranbolu evlerinin yüzlerce yıl bugünlere ulaşmasına vesile olur.
Burada derilerin üretimi öncelikle havuzlarda başlar. Burada yıkanıp temizlenen deriler, küçük baş derilerin kırkımları suları süzdürüldükten sonra üst kata taşınır. Makaslarla kırkımları yapılıp aşağıya indirilir. Büyük baş derilerin kırkım işi olmadığı için doğrudan küplerimiz vardır. Bu küplerimizin içerisinde kaya kireçleriyle karıştırılmak suretiyle derilerin tüylerinden arındırılması sağlanır. Çıkan derilerin etleri, cildinde kalan tüy kökleri kütüklerin üzerinde bıçaklarımızla kazınarak temizlenir. Küpümüzün dibinde arta kalan kaya kireçli ve keçi kıllı atıklara da kıtık adı verilir. Bu kıtıklar safranbolu evlerimizin inşasında yalıtım malzemesi olarak katların arasında kullanılır. Keçi kılı ve kaya kireci evlerimizde zararlı böcek ve haşeratın üremesine ve barınmasına da mani olur. Kireç deriye bir müddet sonra zarar verir. Lifleri kabartır, cildinde çatlamalara sebep olur. Bunun için acilen deriden uzaklaştırılması gerekir. Bu işlevde ise derilerden çıkan atıklarla yüzlerce köpek beslenir. Bu köpekler derilerin atıklarını yiyerek çevre temizliği yaparlar. Buraları stratejik öneme sahip olunduğu için buraların bekçiliğini yaparlar. Hiç kimsenin esnaf haricinde girmesine müsaade etmezler. Kunduracı esnafı dahi tabakhane esnafı olmadan buraya giremez. Daha sonra derilerimiz diğer bir küpe alınır. Bu küpün içerisinde ise köylülerimizin hayvanları otlatırlarken toplayıp getirdikleri kızılçam ağacı kabukları, meşe palamutları, tetre yaprakları, bunlar kabuk değirmenlerinde öğütülür, sularla harç yapılır. 5 ay ile 1 yıl arasında karıştırmak suretiyle de tabaklama terbiye işlemleri sağlanır. Olgunlaşan deriler kalasların üzerinde tıraşlama bıçaklarıyla inceltme tıraşlama işlevi yapılır. Burada da 1 ton deriden yaklaşık 300 kilogram atık çıkartılması gerekir ki deriler hem kullanılabilir bir inceliğe ulaşsınlar hem de yumuşasınlar. Daha sonra derilerimiz bakır kazanlarda ısıtılan sıcak sular kullanılarak hayvanların iç yağları, don yağları ile de su geçirmezlik özelliği kazandırılır. Bunun sayesinde de askerlerimiz üzerlerine giydikleri harp kıyafetleriyle zırhın yanında yağmurdan, kardan, soğuktan etkilenmedikleri için yüzlerce yıl 3 kıta 4 iklim at koştururlar ve dünyaya da hükmederler. Dedelerimiz zamanında bu işlevlerde ellerinde eldiven, ayaklarında çizme olmaksızın üretimleri esnasında 1 ton derinin üretilebilmesi için 50 ton suyun kullanıldığını düşünürsek, kış aylarında çalışırlarken siz bizim o dönemlerdeki halimizi görseydiniz içleriniz acırdı demişti. Ne işin dedeciğim dedim. Evladım dedi. Kış aylarında paçalarımız komple buz donar. O buzlu suların içerisinde günlerce bu derilerin üretilebilmesi için de adeta çile çekerdik. Peki bu kadar çilelere ne için katlanmışlardı? Sarıkamış'ta sadece bir gecede donan 90 bin vatan evladı gibi evlatlarımız donmasınlar diye. Mekanları cennet olsun. Buraların tıbba da hizmeti dokunur. Tıbba olan hizmeti ise bağırsakhanelerimizde cerrahide kullanılan katküt adı verilen ameliyat ipliklerimizin dahi üretimleri de burada yapılırdı. Tarihin çiğnediği taşları bizden önce Kazasker Hüseyin Efendi geçti. Safranbolu'da omuzlarda taşınan kesme ve moloz taşlar, memleketine eser bırakmak isteyen Cinci Hoca'nın adıyla ilçenin tarihi yapılarını oluşturdu. Cinci Han'da Türk demir işçiliğine hayran kalıyorsunuz. Kazasker Hüseyin Efendi'nin ilçeye mirası 17. yüzyıldan kalma Cinci hamam hizmetini sürdürüyor. Hanlar, hamamlar, evler ve tarihi sokaklar bakmaya doyulmaz bir güzellikle insanın hikayesini süslüyor. Bu hikayenin kahramanı, koruyan, tarihin kıymetini bilen
ve Safranbolu'yu ziyaret edip hayran kalan insanımızdır. Safranbolu ziyaretinizin önemli noktalarından biri de Müzeköy olarak bilinen Yörükköy'dür. Yörükköy'ünde büyümüş ve daha sonra gurbet elde işe güce gitmiş insanlar köylerini hiçbir zaman unutmamışlar. Ve tekrar evlerini ihya edip turizme kazandırmışlar. Bu köyde samimiyetle, sıcakkanlılıkla, gözleme, çay eşliğinde sizleri karşılayan köy halkı bulunmakta. Efendim, şunu ifade etmek gerekir ki, iyi ki bu toplumun bir parçasıyız diyorsunuz bu samimiyeti, bu sıcakkanlılığı gördüğünüzde. Ve tebriklerinizi sunuyorsunuz köylerini unutmadan buraları ihya etmiş o güzel insanlara. İdari açıdan ele aldığımızda Osmanlı Devleti'nde Safranbolu'nun önce Bolu Sancağı'na bağlandığını görüyoruz. Bu bağlanma süreci 1811 yılına kadar devam etmiş. 1811 yılında Viranşehir Sancağı'na, ardından 1867 yılında Kastamonu Sancağı'na bağlanmıştır. Ve Kastamonu Sancağı'na bağlandıktan kısa bir süre sonra 1870 yılında Safranbolu'da belediye teşkilatı kurulmuş. 1886 yılında şu anda aktif olmayan Frengi Hastanesi açılmış Safranbolu'da. Bu hastanenin Safranbolu'da açılması aynı zamanda sağlık konusunda Safranbolu'nun bir merkez olma özelliğini de o dönemde kendisine kazandırmıştır. Daha sonra yaşanan olayların gelişmesine baktığımızda ise Kastamonu Sancağı'na bağlı olan Safranbolu'nun bu durumunu 1927'ye kadar koruduğunu görüyoruz. Ve 1927 yılında Safranbolu Kastamonu'dan ayrılarak Zonguldak'a bağlı bir yerleşim alanına dönüştürüyor. Bu durum 1995 yılına kadar devam etmiş. 1995 yılında Karabük il olunca Safranbolu bir ilçe olarak Karabük'e bağlanmıştır. Dolayısıyla Safranbolu bugün sanayi kenti olarak ifade ettiğimiz, cumhuriyet kenti olarak ifade ettiğimiz Karabük'ün en bilindik ilçesi durumundadır. Safranbolu'nun 20. yüzyıl başlarında bir üretim ve ticaret merkezi olarak ön plana çıktığını görmekteyiz. Dericilik, yemenicilik, semercilik, nalbantlık, demircilik, bakırcılık, kalaycılık Safranbolu'nun en önemli ekonomik unsurlarını meydana getirmekteydi. Nitekim burada kurulmuş olan tabakhane sahasının varlığı dericiliğin ne kadar önemli olduğunu bizlere kanıtlamaktadır. Safranbolu'nun değişiminde özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan gelişmelerde önemli rol oynuyor. Safranbolu 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeye tam anlamıyla ayak uyduramamış ve ne yazık ki tabakhane bölgesi eski önemini yitirmeye başlamış ve bugün tabakhane bölgesi aktif olarak kullanılmamaktadır. Buradaki binalar müze olarak turistlere hizmet vermeye devam etmektedir. Safranbolu'nun tarihindeki belki de en önemli gelişme 1994 yılında yaşanmıştır. Safranbolu 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne eklenmiş ve böylece kısa sürede gerek ulusal gerekse de uluslararası turizm açısından dünyanın en önemli destinasyonlarından biri durumuna yükselmiştir. Sahip olduğu kültürel ve doğal miras unsurları ile her yıl ortalama 1,5 milyon turisti ağırlayan bir destinasyondur bugün Safranbolu. Safranbolu'nun en önemli kültürel miras unsurları dediğimizde şu anda bulunduğumuz Hıdırlık Tepesi, Hükümet Binası, Tarihi Saat Kulesi, Eski Cephane Binası, Eski Hapishane Binası ve merkezde bulunan Yemeniciler Arastası, Cinci Hanı, Cinci Hamamı ve tarihi camiler ile 18. ve 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini barındıran ve bu sebeple de Türk mimarisinin en güzel örneklerini
ev sahipliği yapan evleriyle, iki katlı evleriyle Safranbolu bugün dünyada UNESCO tarafından koruma altına alınmış en önemli kentlerden biri durumundadır. Ve kentin tamamının korunma altında oluyor olması da UNESCO bünyesinde Safranbolu'yu ayrı bir noktaya getirmektedir. Safranbolu sadece kültürel miras unsurlarıyla değil, aynı zamanda doğal miras güzellikleriyle de önemli ölçüde ekoturizm potansiyeline sahip bir yerleşmedir. Nitekim burada bulunan ve eşsiz güzellikteki kanyon vadileri, yine Safranbolu'na isim verilmesinde önemli rol oynayan safran çiçeği tarlaları burada ekoturizm açısından değerlendirilebilecek önemli potansiyelleri meydana getirmektedir. Saat Kulesi Akrep ve Yelkova'nın kovalamacasına değil, Sadrazam İzzet Mehmet Paşa'dan başlayıp 2. Abdülhamit'e giden bir tarihi akışa şahit. Bosna'dan Balıkesir'e ve oradan Erzurum'a ulaşan selamla zaman burada duruyor. Saat kuleleri Anadolu'nun dört bir yanından kent tarihine hediye oluyor. Zaman duruyor ve bir kahve kokusu geliyor meydandan. Tarihi sokakları bir baştan bir başa dolaşırken soluklanmamız gerek diye düşünüp oturuyoruz bir kahveye. Hıdırlık Tepesi diyor yan masamızda bir güzel insan. Bu toprakların evlatları Hıdırlık'ta ziyaretinizi ve duanızı bekler. İhmal etmeyin diyerek anlatıyor Safranbolu'nun güzelliklerini. Bir fotoğraf manzarayı bu kadar ölümsüzleştirebilir diyerek anı biriktiriyoruz ahir ömrümüze. Safranbolu'nun hafızası diyebileceğimiz Tarihi Kent Müzesi'ndeyiz. 1904-1906 yıllarında hükümet konağı olarak inşa edilen bu yapı, günümüzde şehrin tarihi, sosyal, kültürel açıdan fotoğraflarının, eşyalarının sergilendiği bir alan olarak kullanılmaktadır. Tabii buraya geldiğimizde tarihi fotoğraflarla kronolojik olarak şehrin geçirdiği evreleri izleyebiliyoruz. Safranbolulu Sadrazam Mehmet İzzet Paşa tarafından yaptırılan Saat Kulesi'ndeyiz. Bu Saat Kulesi'nin yanında 15 minyatür saat daha bulunuyor. Evet, bu saatler zamanın tanığı olarak Anadolu'nun dört bir yanında yer alan saatlerin minyatürleri. Ülkemizde çalışır durumda olan tarihi Saat Kulesi olması hasebiyle önemlidir ve bakımları eksiksiz olarak günümüzde de yapılmaktadır. Burada dedemin babası üretilen derilerimizin ordumuz tarafından deri satın alım ve kalite kontrolünde Alman bir generalin görev aldığını söylemişti. Bu general o dönemlerde büyük dedelerimize siz diyor bu fiyata ve bu kaliteye deri üretirseniz zarar edersiniz. O dönemlerde dedelerimiz emeklerinin karşılığını almaksızın devletimize hizmet etmişlerken ürettikleri derilerde kaliteden kesinlikle ödün vermeyerek de Almanların dahi takdirini kazanmışlar. Ama iş tersine dönmüş. Biz Almanların yaptığı işleri takdir eder hale gelmişiz. Maalesef işin en acı olan tarafı da bu olsa gerek. Ben buranın en son kalan esnafıydım. 1999'lu yıllara kadar burada bu mesleği yapan, babamın, dedemin, büyük dedelerimin dahi bu mesleği yaptıkları 300'e yakın tabakhanemizden en son kalan tabakhanemiz.
Buralara 1937 Karabük Demirçelik Fabrikası kurulunca o dönemlerde 17 bin kişi çalışıyor demirçeliğimizde. İşçi bulunması için jandarma köylerimizden dahi kolluk kuvvetiyle adam topluyor. Haliyle buralarda da çok sayıda insanlarımız köylerimizde dahil çalışmaya geldikleri için burası da çok ağır bir meslek olduğundan, işçi bulamadığından dolayı o dönemlerde kapanmaya başladı. 60'lı yıllarda gerçekleşen ihtilalle de yaşanan ekonomik krizden dolayı geri kalan büyük bir esnafımız bu mesleği bıraktılar. O dönemlerde dedemler de dahil bırakıyorlar ama babam 60'lı yılların ortalarından sonra tekrar bu mesleğe teyzeoğluyla dönüş yapıyor. Teyzeoğlu daha sonra ayrılıyor. Babam bu mesleğe devam ediyor. Biz de çocukluğumuzdan itibaren buralarda bu mesleği yapan 30'lu yaşlarımıza kadar da bu mesleği sürdüre geldiğimiz en son tabakhane esnafıyız. Her mesleğin sırrı olduğu gibi bu mesleğin de bir sırrı vardır. Bu mesleğin sırrına ben 26 yaşında erebildim. Benim yaşımda olup halen daha bu mesleği yapan arkadaşlarımız da bakıyorum halen daha bu sırrı keşfedememişler efendim. Kubbe Miğferli Köprülü Mehmet Paşa Camii Safranbolu'nun en görkemli yapısıdır. Avlusunda yer alan muvakkithane, güneş saati, kütüphane ve şadırvanının yanında 17. yüzyıl mimarisinin özelliklerini gösteren bu cami, Safranbolu'nun önemli yapılarından biridir. Safranbolu'nun doğal varlık listesinde yer alan Bulak Mencilis Mağarası'ndayız. Dik kayalar üzerinde girişi olan bu mağara, yeraltı nehirleri, göletler, şelaleler ve olağanüstü güzellikteki dikit ve sarkıtlarıyla hem ziyaretçilerin hem de araştırmacıların yoğun ilgisini çekmektedir. Sadelik eskimeyen bir güzelliği sunmuş Safranbolu'ya. Safran çiçekleri süslüyor yollarımızı. Adı nadide bir güzellikten gelen Safranbolu'ya hizmetkar olmuş isimlere duayla bitiriyoruz yolculuğumuzu. Gönlümüz kaldı, aklımız kaldı, biz bize kaldık vesselam kadim hikayemizde. Tarihin unutamadığı kahramanlarımızdan esnafına, kıymet vereninden koruyanına, Allah razı olsun duasıyla bir daha geleceğiz. Zamanın durduğu kadim yurdumuza bin selam, bin duayla elveda, elveda, elveda.